yönünde 90 derece döndürmek demiş. Şimdi arkadaşlar bakın saat yönü dediği için bunu hani kural ezberle yapmayalım, yorumla yapalım. Eksi 7'ye 2 noktası nerede olacaktır? İkinci bölgede şöyle bir nokta. Bunu saat yönünde döndürürsek şöyle bildiğimiz saat yönü işte 90 derece olacak. Alfa, beta, burası 90 yine alfa diyelim buraya da beta diyelim. Uzunluk değişmez döndürmede Haliyle alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı 2. Betanın karşısı 7 ise yine 7. Böylece 2'ye 7 noktası oldu. 2'ye 7 noktasını 1 bir birim sola göndermemiz demek absisi 1 azalt demek 1. 4 birim aşağı göndermemiz demek 3 az 4 azaltmamız demek yani 3 olması demek D şıkkı. Birim sola yani 4 çıkar diyor. Eksi 2. E, 6 birimde yukarı. O zaman arkadaşlar 6 birim yukarı dediği için 6 ekle. Ek 2'ye 3. Orijin etrafında 180 derece döndürdüğünüz zaman orijine göre simetri almış olursunuz. Orijine göre simetri de eksi x eksi y yapar bir noktayı. Bu yüzden 2'ye eksi 3 olur arkadaşlar. Okay. Bir noktayı 55 derece önce sonra 80 derece sonra 135 sonra. döndür diyor. Yani aslında totalde 270 derece döndüreceğiz arkadaşlar. Böylece 2'ye eksi 4 noktası şöyle bir dördüncü bölgede bir nokta. Burası 2 birim, burası 4 birim. Alfa 90 beta diyelim. Şimdi size bir bilgi vereceğim. 270 derece böyle dönmek yerine e, saat yönünün tersine yani pozitif yönde. 90 derece tersten gelirseniz yine aynı dönmeyi elde edersiniz. Bakın örnek göstereyim. Diyelim şöyle bir çubuk var. Döndürdünüz. 270 derece buraya getirdiniz tamam mı? Aslında 90 derece buradan döndürseniz yine bakın aynı K noktasına ulaşıyorsunuz. Haliyle ben de soruda diyeceğim ki burada 270 derece böyle döndürene kadar işte git 90 derece böyle saat yönünde döndür. Aynı yorumdur. Bundan dolayı buraya beta dersem burası arkadaşlar alfa olur. Alfanın karşısı 4, betanın karşısı 2. Böylece eksi 4'e eksi 2 oldu arkadaşlar Bir B şıkkı. Sağ ve iki birim aşağıya ötelemek demek. Artı 2, artı 3, eksi 2 yap demek. 3 e, ekliyorum, eksi 2. Sonra çıkarıyorum, eksi 1. Diğeri aynı şekilde. Eksi 1, eksi 4. Sonra 6, e, 0 ve 0. Burası da ne olacak? 6'dan 2 çıkaracağım, 4. Böyle oldu noktalar. Şimdi 180 derece döndürmek demek... 1 noktayı eksi x eksi y, ya y yap demektir. 2 1 1 4 eksi 6 0 ve 0 eksi 4 olur. Bakalım 2 1 tamam. 1 4 evet eksi 6 0 var 0 eksi 4 var ama 6'ya eksi 1 diye bir nokta yok. D şıkkı. Bir doğrunun üzerindeki bir noktayı alarak arkadaşlar simetri alıp yerine yazabilirsiniz. Böylece doğrunun kocaman simetriğini almakla uğraşmazsınız. Bunu hep söylüyorum. Alacaksınız üzerinde bir x, -y noktası. x eşittir 2'ye göre simetriğini alıp denklemde yerine yazacaksınız. Yapıyorum. xy'nin yeri önemli değil. Temsili olarak bakın x, -y. x eşittir 2'ye göre simetride ne değişmez? Ordinat bakın aynı hizada çünkü. Şöyle bir k apsisi diyelim. K'lı x'in tam ortasında ne var? x eşittir 2. Buradan k 4 eksi x oldu. Demek ki noktamız yeni noktamız 4 eksi x y. Yani üzerindeki her nokta 4 eksi x y olan bir doğru. Gideceksiniz o yüzden bunu denklemde yerine yazacaksınız. 4 eksi x artı 2 y artı 5 eşittir sıfırdan. 2 y eksi x artı 9 eşittir sıfır a şıkkı oldu. Şimdi bu soruda arkadaşlar şu yorumu yapacağız. Üzerinde bir x y noktası alırız doğruların. Ve bunların simetriğini alıp gidip denklemde yerine yazarız. Haliyle y eşittir eksi 3 böyle. Temsili olarak x, y noktası alıyorum. Bunun yeri önemli değil. Maksat zaten simetri almak. Şunu görüyoruz. Böyle bir k pardon absis değişmiyor. Bu arada şeyde kaydı iyice şunları bir düzelteyim. Bakın şimdi simetri aldığımızda absis değişmiyor. Ordinata k diyorum. K ile y'nin toplamının yarısı eksi 3 olduğundan K arkadaşlar eksi 6 eksi Y oldu. Gideceksiniz bunu denklemde yazacaksınız. 3 çarpı X artı 2 çarpı eksi 6 eksi Y eksi 3 eşittir 0. Böylece bizden ne istiyor? X eksenini kestiği nokta. Yani Y'ye 0 ver demek istiyor. 3 X eksi 12 eksi 3 eşittir 0'dan X eşittir 5 geldi A şıkkı. D nok e noktasının koordinatlarını bulalım. Şimdi 4 birim aşağı indiğimizde e, absis arkadaşlar ne kadar azalmış? 4 azalmış. O zaman 3 indiğimizde 3 azalır. Burası böylece eksi 6'ya 0 olacaktır. Çünkü x ekseni üzerinde. Eksi 6'ya 0 noktasının y eksenine göre simetriği nedir? 6'ya 0 arkadaşlar. Böylece cevap c şıkkı. Noktanın bir doğruya göre simetriği arkadaşlar yorumlu biraz da uzundur. Dikkatlice izleyin bakın. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği böyle önce eşit uzaklık ve e, dik kesişir. Aslında AB doğrusuyla bu D doğrusu dik kesişir. Bu bize birinci yorumu getiriyor. Bunların eğimler çarpımı böylece arkadaşlar eksi bir. İkinci yorum ben eğer bunların kesim noktasındaki K'yı bulursam K'yı bulduktan sonra A'nın K'ya göre simetriğini alırsam üçüncü yorum böylece B'yi bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi artık bulalım. Birincisi D doğrusunun eğimi Y'yi yalnız bırakınca X'in katsayısı bakın. Eksi 1 bölü 2 sabitle işimiz yoktur eğimde. Bundan dolayı A, B'nin eğimi ne olur? Eğimler çarpımı eksi 1 Böl, eksi 1 olması için 2 olur. Çünkü bunun eğimini eksi 1 bölü 2 bulduk bakın. Şimdi doğrunun denklemi y eşittir 2x artı ne? Ve tabii ki AB doğrusunda A noktası bu doğrudan geçiyor. Yaz yerine 5 eşittir. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 artı ne? N de bakın 11 oldu. Demek ki doğru Y eşittir. 2X artı 11'miş. Şimdi e, 2Y eşittir. Hani maksat şey yapmak öbür tarafa atmak yalnız bırakalım. 2Y eşittir. 12 eksi X. Burada aşağıyı 2 ile çarparsak 5Y eşittir. 24 11 daha 35 yapar. Y 7 oldu arkadaşlar. Şimdi buranın ordinatı 7 geldi. Apsisle işim yok. Onu sallayın. Çünkü soru zaten benden yeni noktanın ordinatını istiyor. 5'ten 7'ye 2 artmış. 7'den de 2 artar böylece yeni noktanın ordinatı 9 olur. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar siz bir doğru bir noktayı katladığınız zaman şöyle bir görüntü olmuş ya. Dikkat etmeniz gereken şey ne? Açı değişmez. Açı değişmeyince burada bu AD de DA üstüne eşittir uzunluk da değişmiyor. O zaman bir ikizkenar üçgen çıkıyor. Yani biz aslında bu noktanın doğruya olan uzaklığını bulup 2 ile çarpacağız demektir. Yapıyorum bakın şimdi. A noktasının D doğrusuna uzaklığı nasıl bulunur? Yerine yaz 12 eksi 4 artı 7 mutlak değer içinde aşağıya da 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Bunun kare kökünü yazıyorduk. Böyle hatırlayın. Bundan dolayı 19-4, 15, 15 bölü 5'ten 3 oldu. Uzaklık 2 katı olacağı için. Burası da 3. Cevabımız 6. D şıkkı. ABC'de ve dört, dörtgenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakın. Eksi 2'ye 0, 2'ye 0. Bu bize y eksenini hatırlatıyor. Eksi 3'e 3, 3'e 3. 3, e 3. Burada yine y eksenine göre simetri. Neden? Y eksenine göre simetri arkadaşlar ordinat değişmez gördüğünüz gibi absis a'ya eksi a olur. Hakikaten bu da öyle oldu bu da öyle oldu. Demek ki cevabımız c şıkkıymış. Birbirlerinin y eksenine göre simetriyi oldu bunlar sadece absisler işaret değiştirdiği için. Bir doğrunun bir noktanın bir doğruya göre simetriği sıfıra kaymış arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın bir nokta var dörde bir. Sonra dikkat edin. Bu noktanın doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktır. Ve bu sıfıra k'ymış arkadaşlar. 3x eksi 2y artı 8 eşittir 0 diye de yazalım. Burada şunu görmeniz lazım. Bana şu sıfırı vermesi müthiş imkan. Çünkü şunu yapacağım. 4 ile 0'ın toplamının yarısı 2'dir ya. Burası 2'ye y olsun. 2'ye y noktası tam kesim noktasında olduğu için bu doğruyu sağlar. Yaz yerine 6 eksi ye 2y artı 8 eşittir sıfırdan y7. Peki bunu niye buldum? Şimdi yine diyeceğiz ki 1'den 7'ye 6 artmış. 6 daha artar 13. Böylece noktanın doğruya göre simetriği normalde zor ve uzundur. Başka sorularda yaptık. Ama bakın burada ne kadar güzel kolay bir çözüme götürdü bizi. Zaten bütün mesele şu kesim noktasını bulup orta nokta yapmaktı. Bu soruda kesim noktasını bulmak sıfırdan dolayı kolay oldu. Cevap C şıkkı. Arkadaşlar 1 3 noktasının x eşittir 2 ve x eşittir 7'ye göre simetriyi demek. Şimdi önce 2'ye göre simetri al demek. 2'ye göre simetri aldığımız zaman bakın burası x eşittir 2. 1 3 noktası da burada ne olacak? x bakın 1'den 2'ye 1 artmış 2 daha artacak 3. Ordinat değişir mi? Hayır 3'e 3 noktası. Şimdi gideceğiz 3'e 3 noktasının bir de x eşittir 7'ye göre simetriğini alacağız. Ondan sonra bakın 3'ten 7'ye Diyeceğiz ki 4 artmış absis o zaman 4 da artar 11. Ordinat değişmez 11'e 3 olur B şıkkı. Y ye eşittir 3x'e göre simetri alınır. Sonra da 2y eksi x e eşittir 0'a göre simetri alınır. Yani burada baya bir işimiz var arkadaşlar. Bakın şimdi eksi 1'e 3 noktasının e, y ye eşittir x'e y eşittir 3x'e göre simetriğinde ne yapacağız? Şimdi şöyle bir önce kesim noktasını buluyoruz. Kesim noktasını bulduktan sonra P'nin L'ye göre simetriğini bulacağız. Bunun için tabii ki Y eşittir 3X'in eğimi 3 olduğu için bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3 olur. Y eşittir eksi 1 bölü 3X artı ne? 1'e 3 denklemi sağlar. Ee, eksi 1'e 3 yerine yazıyorum 3. Burası eksi eksten artı 1 bölü 3 artı ne? Yani 8 bölü 3 oldu ne? Şimdi Y eşittir eksi 1 bölü 3X artı 8 bölü 3 geldi payda eşitlersek 3y eşittir. Eksi x artı 8. Diğer doğru neydi arkadaşlar? y eşittir 3x. Yukarıyı 3 ile çarptığımız zaman buradan 9y, y daha 10y oluyor. 10y eşittir 24'ten de y 2.4 oldu. Şimdi kesim noktasının ordinatı 2.4 geldi. Apsisini bulmaya çalışalım. Apsis de zaten bunun e, üçte biri bakın şurada yerine yazarsak o zaman 0.8 virgül 2.4 ne diyeceğim? Eksi birden 0.8'e kaç azalmış? 0.2 pardon 1.2 artmış o zaman 1.2 daha artar 2 olur arkadaşlar. Sonra e, şurayı yanlış yapmış olabilirim ya emin olamadım 0.8 eee Kaçı çıkaracağım? Eksi 1'i çıkaracağım. Yani 1.8 pardon. 1.8 artmış. O zaman 2.6 olacaktır arkadaşlar. Hakikaten de 2.6 eksi 1.3. Ha yok ya. Allah'ım çok basit bir şey yapamadım. Normal kusura bakmayın. Amele gibi şöyle yazacağım. X eksi 1.3. Ha orası 1'di zaten ya. Allah kahretmesin ya. Şu an şu debelenmem var ya. Yani X... Eksi 1 bölü 2 0.8 1.6 şurası 2.6 oldu. Sonra 3'ten 2.4'e 0.6 azaldı. Bir daha azalacak 2.6'ya 1.8. O kadar iğrenç bir sayılar arkadaşlar. Haliyle böyle sıkıntı çekiyorum ben de şu an. Şimdi 2.6 1.8 noktasının gideceğiz 2'ye eşittir x'e göre simetriğini bulacağız. Aynı yöntemlerle. Ne olacak o zaman? Yeni doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 1 bölü 2x artı ne? Çünkü bu doğrunun eğimi 2, 1 bölü 2 pardon. O zaman yeni doğrunun eğimi de y eşittir. Eksi 2x artı neye gelir? Y'yi yalnız bırakırsak bakın x bölü 2 olduğu için. Sonra giderim bu noktayı denklemde yerine yazarım. 2.6'yı 2 ile çarparsak 5.2 eksi 5.2 artı ne? Eşittir 1.8. Böylece n'yi bulduğumuz zaman 7 olur, y eşittir eksi 2x artı 7 oldu arkadaşlar. Şimdi bu doğruyla 2y eşittir x doğrusunu kesiştireceğiz. Burayı da böyle 2 ile çarptığım zaman 4y y daha 5y eşittir 7, y, y 1.4 oldu. y 1.4 x'i bulayım şimdi buradan yerine yazıp y 1.4 ise x de 0.7 bu şekilde. Pardon. X 2.8 oldu affedersiniz. 2.8. Burası da 1.4'tü. Şurada yerine yazdım çünkü. O zaman X arkadaşlar 0.2 artmış. 0.2 daha artarsa 3 olur. 1.8'den Y 0.4 azalmış. 1 daha azalırsa 0.4 daha o zaman 1 olur. 3'e 1. Sonunda cevabı bulduk. Bu kadar böyle uğraştırdı bizi. C şıkkı geldi. Sorularda arkadaşlar tersten gitmenizi tavsiye ederim. Bu birinci yorumum. İkinci yorumum 120 derece döndürdüğünüz zaman düzgün altıgenin merkezi etrafında noktaları iki nokta kaydırmış olursunuz. Yani A temsili olarak C'ye gelir. B D'ye gelir. C E'ye gelir. Doğru mu? 60 derece döndürdüm buraya geldi. Bir 60 daha döndürdüm C'ye geldi gibi. Şimdi onu birazdan soruda kullanacağız. Diyorum ki Önce 120 döndürülmüş sonra y'ye göre simetri alınmış ya ben soruyu tersten yapacağım. Önce y'ye göre simetri alacağım sonra 120 derece geri saat yönünde döndüreceğim arkadaşlar. Çünkü ters yönde gideceğim ilk duruma göre. Bakın şimdi f'nin y eksenine göre simetriği nedir? C'dir değil mi? Ondan sonra arkadaşlar ne söyleyeceğim? Geri gidiyorum c noktasındayım şu an. Normalde 120 derece saat yönünün tersindeydik ama... Soruda tersten başladığım için 120 derece daha geriye gideceğim. Yani C de burada nereye geldi? A'ya. He. Demek ki ilk bulmamız gereken nokta A noktasıymış. Şimdi içinize sinmediyse kontrol edelim bakın. Sorunun dediği sırada yapıyorum. A noktası 120 derece döndürülürsek C'nin olduğu yere gelir. A noktasını artık Y eksenine göre simetri alırsam hakikaten F'nin olduğu yere geldi. Cevabımız A şıkkı.